beni en çok mutlu edenlerden biri bir gün bir taksiye bindim. Bu taksiçi dedi ki aa Özge abla falan aldı yolda giderken konuşuyoruz. E, biliyor musunuz dedi benim kızımın adı Özge. Evet sizin adınızı verdim dedi. Biz dedi benim bir yavuklum vardı dedi. Uzun yıllar hani görüştük ama bir türlü ikna edemiyordum onu. Aile de bana vermiyordu. Sen Cem'e kaçtıktan sonra o da bana kaçtı. <laughs> Biz çok mutlu bir evlilik yaptık. Sonra aileler de uzlaştı, siz de uzlaştı, gibi de uzlaştı. Çok mutluyuz şimdi. Kızımızın adını da Özge koyduk, sizin adınızı verdi. Herkese merhaba. Çocukluğunu ve gençliğini 80'lerin sonu, 90'ların başında yaşayan herkesin pazar rutini haline gelmiş efsane dizi bizimkilerin efsane oyuncularıyla keyifli programlar yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz e, dizinin ilk özgesi, Nimet Hanım'ın kızı, Özge'yi oynayan Çat sevgili Çatlak <laughs> Çat Nimet'in kızını oynayan <laughs> evet. sevgili Nesrin Akkoç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok Şeref duydum, sizi. Onur duydum. Sizleri bana. kutluyorum. Böyle güzel bir şeye sahip çıkmanız gerçekten takdir eşya. Çok teşekkür Tebrik ederim. E, kabul ettiğiniz için ayrıca ben de teşekkür ediyorum. E, bizimkiler dizisinin ilk özgesi 89'da 93 arasında e, Özge karakterine hayat verdiniz. E, sizin de sinemaya ve diziye, televizyon dünyasına giriş serüveniniz 1988'de başlıyor zannedersen. Evet. Sinema kraliçesi. Öncesinde tiyatro Seçiriz. çalışmalarım Hı -hı. var. Monologlarla Hı -hı. başlayan. Hı hı. Hatta e, sanırım 60'larda twist modası vardı. Abidik gubidik evet. twist. İşte beş yaşındayken, falan vardı değil mi? 5-6 yaşındayken bizi sahneye beni babam işte fotoğrafçıydı ama şeyi çok severdi. Varlıklı bir ailenin çocuğu olduğu için akşamları mutlaka bir düğün evi bir şey hiçbir şey yoksa bizim kendi fasıllarımız olurdu. Beni sahneye atarlardı. Ben insanların bacaklarının arasından geçerek twist yapardım. Hı, hı. E i̇şte derler ya adam olacak çocuk o zaman. <laughs> <laughs> Böylelikle e, o gün bugün e, sahnedeyim. Tabii sonrası halk eğitimler. Halk eğitimden e, tiyatro eğitimleri. E, sonra bizimkilerle devam eden bir süreç. Size ilk e, Özge Rolü gelmişti. Özge Rolü değil mi teklif edildi? Başka bir rol değil. E, ve Güner Namlı. Evet, Güner Namlı bir şekilde e, ulaştı bana. Ve ben e, Umur Bey'le görüşmek üzere geldim azıcık bir oda. Bir klasik daktilo. Ve tahta bir masa. Ee, yani şartlar uygun değil. Özetle e, böyle çok varlıklı bir ortam değil anladığım kadarıyla. Umur Bey sizi düşündük dedi. Ee, böyle bir rol için dört bölüm pilot çekeceğiz. Hatta sonrası devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ee, devam edebilir de etmeyebilir de. Dört bölümden sonra e, TRT karar verecekmiş. Olabilir dedim ben de ee, peki nasıl bir çocuk bu yani ne istiyorsunuz nasıl bir rol dediğimde e, zengin ama sonradan görme bir ailenin ama Amerika'da okumuş eğitimli fakat çok şımarık bir kızı e, oynayacaksınız dedi. Olabilir dedim ben de anlaştık. Evet. Yani ödemeler bile epey sonra yapılacak. TRT yaptıktan sonra yapılacak. Pilot bölümlerde ödeme yapılmıyor galiba. Yapılmadı zaten. Hı. Daha sonradan tölere ettiler onu. Hı. Ee, olur dedim. Diğer tarafta da işte Hakim bir baba var. İki erkek kardeş Şükrü Şevket, gelinler ve e, Şevket'in oğlu Cem ile bir flörtleşmemiz başlıyor. Sonra aşka dönüşüyor. Ondan sonra aileler uygun görmedikleri için ...onaylanmıyor, bunu ben dinlemiyorum tabii şımarık olduğum için... ...kaçıp evleniyorum. Evet. evet. <laughs> bir otel odasında evleniyoruz ve eve dönüp... ...biz evlendik diyoruz. Bu da tabii Hakim Bey'in kontrolünde e, Hakim olan Bey, bir şey. Yani Hakim Bey, oldu. evet koordine ediyor. O zaten destek oluyor. Bir onun haberi var. Hı hı. O programlıyor zaten bize destek oluyor. Diğerleri olmuyor. İşte biraz ayılmalar, bayılmalardan sonra... Aile uzlaşıyor. Sonra tam bir aile olarak yola devam ediyoruz. İlerleyen bölümlerde e, hamilelik sürecimiz var. Hmm. Bir bebeğimiz oluyor. Daha sonrasında da ben ayrıldım zaten. Şimdi Özge karakteri ilk zamanlar dediğimiz gibi zengin, şımarık bir e, kız çocuğuydu hmm. aslında. Evlendikten sonra da bu biraz böyle devam etti ama... Babasının ölümünden sonra olgunlaşmaya başladı sanki. Evet. Daha sosyal ee, evet. platformlarda olan, daha yapıcı, daha eğitici. E olgunlaşmıştır galiba. Hı hı. Ölümler böyle hızlı olgunlaştırıyor olgun. değil mi? Evet. Yani ölümler ve hayat belli bir yaştan sonra, 25-30 yaşından sonra hanımefendiler olgunlaşabiliyorlar. Daha hızlı olgunlaşıyorlar. Ee, enteresan bir durum var. Umur Bugay, e, ya daha doğrusu Bizimkiler dizisine giren karakter diziden çıkmıyor. Oyuncusu değişse de devam ediyor. Eğer oyuncu gerçekten ölmediyse, mesela Yaman Okay gibi, Yavuz Erçetin Kaya gibi, şöyle bir durum var. Kemalinci Kemal İnci hayatta olmasına rağmen diziden ayrıldı. Neden ayrıldı? E, rolü devam etmedi mesela onun. Kemal abi gerçekten sinemadan gelmiş geçmiş çok değerli insanlardan biridir. Özellikle benim için. Dizide babam idi Hı. özel hayatta da babam oldu. Ben çünkü bu camiaya girdiğimde hani tam tabirle kuş derler ya kuştum tamam tiyatroyu biliyorsunuz Hı. halk eğitimlisiniz işte alaylısınız güzel eğitimler almışsınız ama bu çok başka sinema çok başka bir şey. Yani o süreçte benim için avantaj olan bir şey vardı o kadar güzel o kadar kıymetli oyuncularla çalıştım ki o kadar değerli insanlarla çalıştım ki ben çok gençtim. Evet. Yani benim ilk tecrübem de diyebilir. Tamam bir tane bir iki tane sinema filmim vardı. Dizi başka bir şey. Dizi bir hafta içinde dört günde çekiyorsun, bir günde seslendiriyorsun, bir günde montaja giriyorsun ve bir gün sonrası yayındasın ve iç içe çekiyorduk artık. Neden? yetiştiremiyoruz. E, çoğumuz evimize gitmiyordu. Otel, mesela otel çekimiyse veya bir işte alan çekimi orada kalıyorduk. Artık biz evimizdeki insanlardan çok, ailemizden çok ekip arkadaşlarımızı görür olmuştuk. E, ama zaten böyle olunca keyifli bir şey çıkıyor ortaya. Güzel bir şey çıkıyor ortaya. E, çok keyifli bir projeydi. Neden çıkmıyor sorunuza bağlayacağım şimdi e, eğer oyuncu doğruysa, platform doğruysa, ekip doğruysa neden çıksın? Benim değişmem için bir etken olmuyor. Etken ne oluyor? Genelde oyunculukta paradan dolayı, para uzlaşmamalarından, o geçiş transfer dönemlerinde az para oldu, çok para oldu diye genel anlamda sözü meclisten dışarı çocuk yani başkaları başka şeylerden ayrılmış olabilir. Ama genel baktığınızda benim gözlemim <laughs> Para anlaşmazlıklarından insanlar ya da işte bir hamilelik, bir olağanüstü bir durum varsa insanlar ayrılabiliyor. Bizde olmadı böyle. Belki çok doğru tespitler yapılmıştı. Çok doğru kişiler seçilmişti. Çok doğru oyuncular oturtulmuş. Oyunculuk açısından ben herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu oyuncu bunu taşıyamadı bu rolü dediğimiz bir e, durum ben görmedim açıkçası. Ama dediğiniz gibi maddi anlaşmazlıklar olmuş olabilir. Benim söylemeye çalıştığım şey şuydu. E, Kemal Bey'in oynadığı e, rol yani Arif Bey rolü e, Kemal Bey ile beraber gitti. Evet, Kemal Bey ile birlikte o Kemal Bey olgusu herkesin bayıldığı, hayran olduğu o olgu gitti. Yerine daha farklı belki işte karısıyla ilişkilerini doğru tutabilmek için, zengin bir hanımefendi elinde tutabilmek için biraz daha özverili mi diyelim, özverili diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım o da rahmetli oldu. Dolayısıyla evet, Erdoğan Tuncel, Güngör Erbayık ve Evet, yani Kemal dolayısıyla dolayısıyla e, daha farklı bir profil oluşturdu. Halk onu da sevdi. O da farklı bir ekol oluştu galiba. Farklı da, bir şey. Ben şuradan bu Nimet Hanım'a Arif Bey gibi bir koca fazlaydı bence. O gitti tam <laughs> dengini buldu. Tahta kamera açık geldi. Çünkü... Nimet Hanım şimdi orada sinsin seni saçmalıyorlar. <laughs> <laughs> bir bölümde, de paralarım bir <laughs> bölümde beni paralattılar o da. Evet saçmalıyorsunuz değil mi? Olmuş. Koca evlenmişim çocuğum var falan bir şey oluyor sinirleniyor. Ay saça baş girdi resmen yoluyor ama yani şey öyle şaka falan değil. En sonunda bağırdım dedim ki beni yoluyor. Gerçekten <laughs> kafamda saç kalmayacak. Aa nasıl ayarlayamadım falan dedi gülüşmüştük epey bir e, yoldurmuştu beni. Sonra sokakta yürürken herkes ay o nasıl anne elleri kırsın Sana nasıl kıydı senin gibi bir çocuğa ah keşke bizim senin gibi bir çocuğumuz olsa diye. Çok iltifat almıştım. Umur Bey bu işleri biliyordu gerçekten Allah rahmet eylesin Demek ki bir ara çok fazla şımarık oldum ki insanlar bana sinir olmaya başladıkları zaman Bir saniye koydu oraya bir güzel dövdürttü evet, evet. Ondan sonra herkes Şimdi çok Halkımız mutlu, çok böyle önemli. mazlum olanı. Mazlumun yaradı evet, evet. Yaradı. Sonra <laughs> çok çok kıymetli sever. oldum ee, Çok e, keyifli bir projeydi Çok keyifli oynadım Beni en çok mutlu edenlerden biri Bir gün bir taksiye bindim e, tabii tanınıyorsun o zaman. Taksici dedi ki aa Özge abla falan. E, evet dedim. Neyse işte şuraya gitmek istiyorum dedim. Aldı yolda giderken konuşuyoruz. Ay hocam işte dizi şöyle. Ay işte rahmetli Aykut Oru için, Nur için yazsın. işte. ah katile bayılıyorum. Onu çok seviyorum. İşte Ercan Yazgan için. Abla o kapıcı nasıl bir şey ya. Keşke bizim böyle kapıcımız olsa. E, biliyor musunuz dedi. Benim kızımın adı Özge. Aa dedim. Evet sizin adınızı verdim dedi. Hı, yeni doğmuş çocuğa. E. Ne kadar güzel dedim. Ee, yok o zaman iki yaşında falanmış çocuk. Ee, ben de dizide iki yıl önce Cem'e kaçmıştım. Ee, biz dedi benim bir yavuklum vardı dedi. Uzun yıllar hani görüştük ama bir türlü ikna edemiyordum onu aile de bana vermiyordu. Sen Cema kaçtıktan sonra o da bana kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> ve biz çok mutlu bir evlilik yaptık sonra aileler de uzlaştı, siz de uzlaştı, bizimkiler de uzlaştı. Siz bize hani örnek oldunuz, çok güzel bir örnek oldunuz. Biz de sizin gittiğiniz yoldan gittik ve çok mutluyuz şimdi. Kızımızın adını da Özge koyduk, sizin adınızı verdik. Çok. Mutlu olmuştum yani toplumda böyle bir karşılığının olması, toplumun bu kadar kendi içinden görmesi, kucaklaması, sevgiyle sahip çıkması gerçekten ama neden? Neden diye soralım. Ee, bugünkü dizilere bakıyorum. Ee, üç kişi etrafında dönüyor. İki e, kardeş sanki 70 milyon insan var, 35 milyonu hanımefendi, başka hanımefendi kalmamış. Ee, i̇şte e, burada yanlış anlaşılmasın ekonomik özgürlüğü olmayan ya da işte kapıcı ...kızı gibi gösteriliyor ya da bir şey gibi gösteriliyor. İnsanların titleları, durumları, mali durumları ki ben çok saygı duyuyorum. Onları hani kategorize etmek istemiyorum ama filmler bu şekilde koordine ediliyor genelde şu an. Ya da bir adam gidiyor 18 kişi, 25, 28 kişiyi tak 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 tarıyor, çıkıyor. Sanki horoz kesiyor. Ya horoz keserken bile elin titrer. 28 kişiyi bir anda öldüremezsin. Yani bunlar sürekli pompalandığı için topluma sosyal problem var. Yani bir dönem sonra kişi diyor ki ben de bunu yaparım. Ben de yaparım bunu. Sırf bu yüzden ben psikoloji okudum. Sosyal psikoloji okudum. Pozitif psikoloji okudum. Ee, az önceki konuyla ilgili bu konuya geleceğim de şunu sormak istiyorum. Ee, bizimkiler dizisi toplumun aynısıydı tezini bu sayede... E... Kesinlikle katılıyorum. Onu, onu destekleyecek, şu anki sorunuzu destekleyecek bir örnek vereyim. Ben tapuya gittim mesela. ilk defa ev sahibi olacağım. Tapuda başıma bir olay geldi. Hemen onu kaleme alıyordum. Getirip Umur Bey'e veriyordum. <laughs> Diyordum ki bugün benim başıma böyle böyle bir şey geldi. Artık geri detayı sizde hmm. anlatıyorduk. Adamcağız onu senaryo yapıyordu. Ve benim gibi mağdur olan herkesin sorunu çözülüyordu. Çünkü orada işlenince ilgililer, yetkililer, konuyla ilgili artısı eksisi olanlar şöyle bir hizaya geliyordu. Neden? Yaptırımı oluyordu. Yani Dizi ama bir gerçekçiliği var. Benden e, teşvikte hata almaz, tapu müdürü rüşvet almışsa... ...ve ben bunu orada dillendiriyorsam, seslendiriyorsam... ...ki bir gerçekçiliği vardı dizimizin... Hı hı. E, ...o zaman bir sonraki tapu müdürü dikkatli olurdu galiba. Yani ya beni dedeklere ya ben de e, açığa çıkarsam diye şey oluyordu daha dikkatli oluyordu. Ya da otobüste işte biri ittiriyor biri bir şey oluyor veya bir şey oluyor. Onu biz kaleme alıyorduk Umur Bey'e veriyorduk. Umur Bey onu çok güzel uygun bir şekilde senaryo haline ekibiyle getiriyordu. Ve insanlar evet ben de bunu yaşadım ya evet, işte gerçekçi çünkü hayatın içinden. Yani fazlası yok. Eksiği de yok. Yaşanmış her şeyi kimlere de her ne yaşandıysa getirip Umur Bey'e veriyorduk. O da güncel o gün yaşanan şeyleri gündeme alıyordu? Böyle bir şey açık olması da aslında çok e, güzel umur Bugay'ın. Ama zaten gerçek filmler hayatın içinden olunca anlam kazanır. Hı hı. Yoksa böyle e, işte hikayeyle e, işte üç kişinin etrafında, beş kişinin etrafında dönen hikayelerin çok hani çok e, tarihsel veya farklı bir e, vurgusu yoksa çok anlamı olacağını zannetmiyorum ben. Bu kadar çok diziyi övdük falan. Ee, siz 93'te Akın Tunç'la beraber Hı. eşiniz olan Akın Beyle beraber diziden ayrıldınız. Ee, Amerika'ya gittiniz. Ee, neden ayrıldınız diziden? Akın Beyle beraber. Şimdi e... ikinizin sebebi aynı mıydı bilmiyorum. Aynıydı. Aynaydı. Aynıydı. Yaklaşık aynıydı. Sadece ben benle Akın ayrılmadık ben Akın daha sonra Cihat abi de ayrıldı. O sizden önce ayrılmıştı. Önce mi evet, ayrıldı? O sizden önce çok orasını ayrılmıştı. Orasını hatırlayamıyorum. İşte Cihat abinin de ayrılma sebeplerinden biri oydu. Birkaç kişi daha ayrıldı o süreçte. Yani böyle bir hani vardır ya bir ortalık karışır, bir gene göçüş işte. Bir gidip gelme dönemi şeydi. Aykut Orayda oldu. Aykut Orayda bir sezon neredeyse oldu. Aykut olmamıştı. abi de işte o dönemde yani. böyle hepimizi etkiledi bazı şeyler. Bazı Hı -hı. sebepler vardı. Ben şimdi bugün burada tekrar onları saygıyla anlayayım. Ölmüşlerin arkasından çok da konuşmak istemiyorum ama mutlaka uyuşmayan bir şeylerimiz oldu ve böyle bir karar aldık. Yani toplu bir e, bayağı bir birkaç e, ana oyuncunun diziden ayrılmasına sebep olan. Bir tavır vardı. Benim ayrılmamın bir sebebi de e, 1993 yılında Mehmet Aslantu daha yeni gündeme gelmişti o zaman. Hani Aynen. oyunculuğu geçmiş oyunculuğu mutlaka vardı ama o is peşinde vardı. Sizin yalancı arkadaşlar. ile beraber oynamıştık evet. orada da e, Yalancı filmini Fikret Arkan, Mehmet Aslantu ve ben yani anne olarak Fikret'in karısı Mehmet'in ablası olarak böyle bir film çekmeye karar verdik ve Antalya Film Festivali'ne gidecekti bu film iddialı bir filmdi ben o zaman Umur Bey'le konuşmuştum izin verdi dedim ki Umur'cum setleri karşılaştırmam yani mutlaka çatıştırmayız programlı çalışırız zaten ben programlı beni bilen bilir bütün yönetmenlerim de herkesten önce ben o sette hazır olurum disiplinliyim iş ahlakım olduğu için İzmir'de çekilecekti. İzmir'de bir e, yalıda çekildi işte bir şeyde. Aşağı yukarı orada biz dört ay kadar yaşamak zorunda kaldık o çekimleri yaparken. Ama bunlar hep baştan konuşuldu. Yani adı kondu şöyle olacak böyle olacak. Tamam haftada bir gün benim çekimi, Bir günde dublajı da zaten ben yapmıyordum. Bazen sonra son zamanlarda yaptım. Ee, bir gün çekimim diyelim geleceğim bir gün dedim ya, uçakla gelir dönerim problem değil benim için oraya da iş koydurmayız hani, tamam orada başrolüm ama burada bir, bir gün çalışıyorum genelde hani çok böyle şey değil o kadar çok kadro var ki kalabalık bir kadro anlaşmıştık benim ayrılma sebebim işte Erdoğan Bey tahta kafa bana bir gün bir telefon etti ilk defa burada açıklıyorum bunu Hı -hı. Ee, dedi ki Neslihan Hanım Size set koydu dedim ki yani siz bana set bugün koyamazsınız benim sizlerle bir anlaşmam var bir gün önceden bana söyleyeceksiniz. E, yapımda ki. görevli miydi o zaman? E Bir dönem o geçti zaten o dönem çoğu ayrıldı yani hı -hı. açıkçası başaramadı yani orada baya bir sıkıntılar oldu. Set görevlisi miydi yoksa yapımda e, bu işleri? Yani ben görevini anlamış değilim koordinatör hı -hı. dendi o bana söyledi ben artık işte ekibin koordinatörüyüm bu işleri ben koordine ediyorum hı. -hı siz de geleceksiniz. Ben de dedim ki Erdoğan Bey benim gelmem mümkün değil. Neden? Çünkü ben şu an bir çekimdeyim. Ve sizin yani centilmenlik anlaşmamız gereği sizin bana bir gün önceden programı atmanız gerekiyor. İşte yarın saat 2'de sizin çekiminiz var demeniz gerekiyor ki ben sabah uçağını ayarlayayım. 5'te 6'da oraya gelip, ve saat 2'de sete yetişeyim. Çünkü burada ben bir dönem filmi çekiyorum saçımdaki bigodeleri sökmem ya da işte saçımın şeklini değiştirmem. Oradaki modern kimliğe geçmem bir zaman ister benden. Ben onu bunu bilmem dedi. Gelirseniz gelirsiniz gelmezseniz siz bilirsiniz. Telefonu böyle hani gergin bir noktaya getirdi. Beni bilenler bilir. Kolay şey değilimdir ben. Yani hani kavgacı bir yapım yoktur ama güçlü bir karakterim vardır. Ben sözümü yükseltirim. Sesimi pek yükseltmem dedim ki yani siz ne yapmamı istiyorsunuz? Bir karar verin dedi. Yani illa bir karar vermek zorunda mıyım? Evet. Peki o zaman ben dedim burayı seçiyorum. Yani siz bana bir seçim bırakmıyorsanız, bir şans vermiyorsanız kusura bakmayın Umur Bey'e sevgilerimi iletin. Ben dedim çünkü bu festivale hazırlanıyor. Dünyanın emeği verildi. Ben üç buçuk aydır buradayım. Ve siz benden üç buçuk aydır gelip gidiyorum hiçbir sorun yaşamadım. Daha dün bir bugün iki siz geldiniz ve böyle bir sorun yaşıyoruz. Tamam o zaman dedim ben. Teşekkür ederim dedim. Kapattım başka bir şey de söylemedim. Ben yoluma devam ettim. İşte 15 gün sonra film bitti geldik. işte Antalya Film Festivali'ne gönderildi. Dereceye girdi. Orada da Umur Bey haber göndermiş. Oturduk konuştuk. Dedi ki ya sen dedi işte bıraktım deyince tabii. Ya dön ben zaten seni dedi Avrupa'ya yurt dışına yolladım dedi. Yani bir müddet yurt dışında gösterdi beni. Hı hı. Ee, hadi gel dön dedi falan. Hadi Aykut, rahmetli Aykut abi araya girdi. Hadi gel işte dön, dön ne oluyor? Yok dedim. Ben Benim prensibim olarak sizle bizim yıllara dayalı hukukumuz var. Yani 7-8 yıldır beraberiz, beraber oturuyoruz, beraber. İlle de bunu bana bir söyleyecektiyse siz olmalıydınız bu. Yani çok elzem bir durum varsa... Ben orayı da durdururum çünkü oradaki insanlar da dostlarım. Bahattin Bey, Yapımcı hepsi beni çok seviyor. Ee, yani çok burada ezan bir durum var lütfen derdim ve ona saygı duyarlardı. Bir gün beni bir şekilde gönderirlerdi. Ama böyle hani emri var ki buraya geleceksin. Yok kusura bakmayın ben bu tür e, triplere olaylara girmem. Hı hı. Dolayısıyla ben dedim nokta koydum konu bitti dedim orada da filmimiz Antalya Film Festivali'nde derece aldı en iyi işte oyuncu en iyi ışık en iyi yönetmen en iyi vesaire vesaire Osman Sınav çekti zaten Hı. Osman Sınav değerli bir yönetmendi. O da gelmiş geçmiş en büyük değerlerden çok biridir. Çok başarılı. büyük yenilikler yapmış Bir Birkaç kez çalışma onurunu yaşadım gerçekten çok büyük yenilik yaptı ama değeri anlaşılmayanlardan. Bizimkiler döneminde ben şunu çok net hatırlıyorum. O dizi o yayınlandığı dönemi de hatırlıyorum. Hani o zaman da günü gününe işte izlerdik. Tabii sizin çocukluğunuza denk. E, şöyle bir şey vardı. İnsanlar birbirleriyle dini, sosyal, politik olarak ayrışsa bile. O, o masada kalırdı e, ya da işte o sohbette, o tartışmada kalırdı. ilişkileri devam ederdi. Şimdi ilişkiler sonlanıyor. Tahammülsüz Sebebi bir biliyorum. toplum olduk galiba. O zaman saygı vardı, saygı vardı. Şimdi ben sizinle tartışırdım. Mesela biz de tartıştık gençliklerimizde, Tartışırdık gençliğimizde, Tartışırdık ama eğer sizi kıracağımı hissedersem konuyu nokta koyardım. Sonra konuşalım bu konuyu derdik. Ertesi gün yine böyle bir yoklardık birbirimizi. Yine eğer şey oluyorsa Hı -hı. yine... Kapatırdık üstünü çünkü kırılıyor bakıyorsun rengi dönüyor, tepki sesi yükseliyor. Hoşlanmıyor bundan. İnsanın hoşlanmadığı bir şeyi yapmak doğru bir şey değil. Bakın bu da davranışlarımızda dikkat etmemiz gereken bir şey. Birilerinin hoşlanmadığı bir şeyi sırf inadına, sırf ben zevk alıyorum diye yapmak bir hastalıktır. Ee, sizin karakterinizi, özgeyi e, sizden sonra Başak Köklükaya oynadım. Evet. İstediğiniz mi? Ee, tabii ki izledim. Nasıl buldunuz? Başarılı. Gerçek. Yani ben eleştirme yani işte ay çok iyi fakat toplumun sokakta giderken söylediği ay siz niye ayrıldınız? Tabii insanlar İlk göz ağrısı diye bir şey tabii, var. Tabii. Alıp kafalarına bir yere koydular. Bana hep şey derlerdi sokakta. Ay senin gibi bir gelinim olsa. Ay senin gibi bir kızım olsa. Ne şanslı falan. Şımarık ay, halinden mi bahsediyor e, yoksa sonraki halinden? Artık orası <laughs> şımarığımı bile sevmişler demek ki. <laughs> ee, ay keşke senin gibi kızımız olsa. Ya da gelinimiz olsa. Senin gibi birini bulsam da oğlumu evlendirsem falan. Tabii bu. Bence şey değil, Senin gibi güzel birisi olsa demişlerdi. O, o da vardı. Çünkü tabii. O da vardı. Şimdi Tek artı oydu Özge karakterinin. <laughs> Sadece güzel miydi başka olsun? Özge karakteri için söylüyorum. Tek artısı oydu. E çünkü hani çoğu Kaynana'nın aslında kavga edeceği birisiydi. Mine ile de zaten tartışıyorlar. Aşırı yani. kimlikli, tabii. aşırı duruşu olan. Tabii başta şımarıklığını bir kenara koyarsak, sonra zaten daha o da olgunlaştı. E, duruşu da değişti. Dediğim gibi hmm. olgunlaşmamıştı. Olgunlaştıktan sonra şey. tamam herkesin isteyeceği bir gelin e, e, haline geldi. Evet evet. evet. <laughs> e, yani. Toplumun söylediği ama tam tersine halkımız biraz şeydir yani çok az önce çok e, görüşlülükten bahsettik. Bir başkası da e, kızımıza gidip Başak Hanım'a ay şimdi siz daha güzel oldunuz demiştir mutlaka. Muhtemelen. Yani bunlar çok doğal şeyler. Ben ama başarılı buldum. Yani elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok başarılıydı. Belki benim artım hani eski ekiple tecrübelenip paralel yürüdüğüm için Hı. biraz daha... E, ona göre daha şanslıydım. O sonradan aileye katıldığı için olabilir. Belki kendince e, soruları oldu mu olmadı mı onu da ona sormak lazım. <laughs> Bu e, cincan kimin köpeğiydi? Sizin miydi? Cincan hayır benim değildi. E, o sanırım setteki asistanlardan birinin köpeğiydi. E, yani çok böyle... E, konuşulmadı o konu kimin diye. Çünkü biz geldiğimizde ben dedim ya sete çok zamanlı gelip zamanlı giden biriydim. Çok vakit geçirmediğim için hani çok böyle sohbet, muhabbet öyle mi böyle mi diye pek vaktim olmadığı için ama asistanlardan birinin olduğu söylendi bana o zaman. Öyle biliyorum. Ee, Kimim diye? Dizi çünkü hayvansever bir diziydi. Yani evet. Hayvanları bizim... Koruma Derneği'nden teşekkür aldık biz bayağı uzun Aa, süre. Çok Hepimizin belgesi vardı bu dönemde. Ee, sizin köpeğiniz vardı. Halis'in, Dunkof Halis'in köpeği vardı. Evet. Amerikan korkeri vardı. Ee, Papağan Horoz horoz bile e, dövüştürmesine rağmen çok seviyordu evet, mesela evet, Yavuz <laughs> <Yoruz yani>, abi. <laughs> işte bunları önemsiyoruz, sahip çıkıyoruz. Mesajları gayet güzel belli yerlerde vardı. Dolayısıyla e, biz bir dönem Hayvanları Koruma Derneği'ne davet edildik, gittik. Hı -hı. Bize teşekkür belgeleri verdi. Hala durur bende, ben saklarım onu. Keyifle saklarım. Aa, çok Buradan güzelmiş. Da sevgilerimizi iletelim ve lütfen bir şey söylemek istiyorum hayvanlar konusunda. Hayvanları... Duygularımıza, egolarımıza alet etmeyelim. Yani sadece birine bir gösteriş yapacağız diye ya da birisi işte aa ne kadar güzel hanımefendi köpek besliyor ya da işte kedi besliyor gibi duygular için almayalım. Hı. Bir ömür boyu onlarla kader birliği yapabileceksek, lokmamızı yemeyip onlara verebileceksek, onlar hastayken başlarında çocuğumuzun başında beklediğimiz gibi bekleyebileceksek, lütfen o hayvanlara sahip çıkalım. Yoksa hiç almayın ne olur. Gerçekten çok büyük vebal oluyor. Siz siyasete atıldınız. Milletvekili adayı oldunuz. E, şunu sormak istiyorum aslında bununla ilgili. E, neyi değiştirmek ya da hangi sorunu çözüm bulmak adına e, milletvekili adayı oldunuz? Çünkü e, ben hani böyle bir kaygıyla olabileceğinizi düşündüğüm için soruyorum bunu. Çok güzel bir soru. E, kutluyorum. Ev... E, sağ olun buyurun. Genç Şimdi. kutluyorum. E ben cümlemin başında da söyledim. Ben genelde yapım gereği partiler üstü biri olmaya çalıştım. Mehmetçik Vakfı, işte e, Sakatlar Derneği, Anneler Derneği vesaire vesaire. Sokak Çocukları yani Umut Çocukları Derneği'nde kurucularındanım. Çok emek verdim onlara da. E, daha sonra da 2009'da Dünya Çevre Bilinci ve Eğitim Derneği'ni kurdum. Ben prensip olarak mazlumun, düşkünün, ihtiyacı olanın yanında hep oldu. Özür dilerim. Burada kurucu başkansınız değil kurucu mi? Kurucu başkan. Dünya Çevre Bilinci ve Eğitim Derneği'nde. Kurucu başkanı. bir Birçok yerde ben de öyle not almıştım. De... Onursal başkan diye geçiyorum tamam, ama kurucu orayı başkan. bir Düzeltirsek sevinirim. <laughs> size teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında kurucu başkanıyım. Tüzüğünü de ellerimle yazdım. Hmm. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin birebir aynısıdır ki 25 yılda Türkan Saylan'la yol arkadaşlığım var. E, oranında da e, yani şişli. Çatalca ve Mersin Diyarbakır kurucularındanım. Ee, orada da çok emeğim var. Türkan Saylan'ı çok sevdim. O benim yol haritam oldu Aziz Nesin'le birlikte. Hı. Bana çok şey kattı. Çok gençken 23-25 yaşımda tanıştım. 2009'da kaybettik. O döneme kadar e, birlikte çalıştık. Elimden geldiğince ama çok şey öğrendim. Bir kere partiler üstü olduğum konusunda anlaştık. Ben genelde halkın yanındayımdır, halkçıyımdır, insancılımdır, insanlık odaklı hareket ederim. Bana yıllardır teklif geliyor. Hatta daha önce de bir DSP meclis üyeliği var. Genelde çok baskı alıyorum bu süreçlerde yani işte o diyor ki gel buraya yazalım bu diyor ki gel çünkü bir duruşum var bir çizgim var yıllardır bir e, iş kadınlığım var e, okumuşluğum var belge istediğin kadar masaya koyayım e, tecrübem var yani onun için mutlaka her seçim öncesi sonrası insanlar benimle gelip ya işte şöyle yapalım böyle yapalım diyorlar ben her defasında kaçtım ama bu defa çok sevdiğim asla kıramayacağım yine abilerimden birileri geldiler hatta hastaydım Anjö'yü de yeni geçirmiştim. Hı hı. İşte bir 7 e, tane kalp krizi vakam var. Evet bu ölüm hikayenizi <laughs> dinlemek <diyeceğim>. istiyorum. <laughs> e, o süreçte e, geldiler dediler ki mutlaka olmalısın artık yani. Madem hani e, bu kadar okuyorsun, bu kadar çalışıyorsun. E, işte bugüne kadar 2000'e yakın çocuk okuttun. Derneğin okuttu. İşte e, 20-25 bin ağaç dikildi. Yani sen olmalısın. Bir şeyler yapmalısın artık. Hani yapmıyorlar diye şikayet ediyoruz. O zaman senin gibiler öne geçmeli artık ve bir şeyler yapmalı. Olur da olmaz da derken ben kendimi araştı buldum. Ankara'ya gidiyoruz. Beni Ankara'ya götürüyorlar. Aday olarak yazdıracaklar adaylık süreci. Ben içimden şöyle diyorum. Gideceğiz zaten nasılsa beni istemeyecekler. Olmayacak. Dolayısıyla döneceğiz diyorum. Ben gayet eminim ama. Siz boşuna götürüyorsunuz beni. Ben zaten uymam. Formasyonlara da uymam. <laughs> Neyse gittik. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir sevgiyle karşıladılar. inanılmaz değer verdiler. İnanılmaz önemsediler. Ve şeyi aldılar. Kabul ettiler. Kalp krizinden Kalp sonra etmem. nasıl hayatta kaldınız ya? Onu bir anlatsana. O, o çok, çok <laughs> ilginç bir hikaye. O inanılmaz bir şey. Ee, halen ben de şaşkınım. Halen ben de... Ee, yaşıyor muyum diye zaman zaman Rabbin bana bir ödül verdiğine inanıyorum ee, ve şuna inanıyorum daha hızlı bir şeyler yapmalıyız demek ki tık diye gidiveriyorsunuz ya ben tabii bir iki gün önce anjiyo olmuştum doktorlarım bana hastaneden çıkma operasyonu alalım seni dediler bayrama denk geliyor hayır dedim kıyamam kimseye yani bu başımda bekleyecek ailem de olsa arkadaşım da olsa Bayramı zehir olacak. Herkes programını yapmış gitmiş şimdi ya da gidecek. Ben dedim idare ederim. Doktorum çok tatlı. Buradan selam ve saygılarımı ileteyim. Ee, Mehmet Akif Ersoy e, başhekimi Mehmet Bey. E, yani gitme dediler. Yok ben gideceğim dedim. Biraz da böyle inat fiyanım ara ara vardır. Kırmızı karakter olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> ve geldim. Ama tabii dedikleri gibi bir gün sonra sıkıntı başladı. Daha ertesi günde e, sabaha kadar e, sancılar, kramplar bir şeyler o kalbin işte belli belirtileri var. Baktım gidiyorum yani bir şey de var artık tecrübe de var. Yedi kez kriz geçirmişim bu sekizincisi olacak. E, zaten Çatalcı'ya gelme sebebim de bu. Önceden bir beyin tümörü, tümör dedikleri bir dört yıllık sürecim var. Hı hı. Hastanelerde gidip gelip işte kafalarımın yarıldığı düşüp bayıldım. Arkasından bir iki buçuk yıllık işte e, kanser, bağırsak kolon kanseri başlangıcı vakası var. Bir finalde de işte kalpler var. E, hemen şeyi aradım tabii, acili aradım. Bir tek telefonluk şansınız var ve 10-15 saniyeniz var toplandı. E, aradım ve dedim ki hemen karşı taraf aldı zaten kayıtlı olduğunuz için kırmızı şeyde şu ee, şu 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 dediler. Evet dedim. Ben dedim kapıyı açık bırakıyorum. Ee, özellikle anlatıyorum ki halka da şey olsun. Hı -hı. Kapıyı açık bırakıyorum. Benim bir dosyam var. E ee, ilk günden beri bütün evraklarım onun içinde düzenli bir şekildedir. Yani hangi relasyonlardan geçtim, neler yaşadım, bana neler yapıldı? Bunları bir doktor o dosyayı eline aldığında hiç tahlil yapmadan beni ameliyata alabilir. Hı. -hı. Yani kan grubum yazıyor, kullandığım ilaçlar yazıyor. Hepsi böyle bir rapor halinde ilk iki sayfa. Ondan sonra da bugüne kadar yapılan işlemler. Onu kapıya bırakıyorum dedim, kapıyı açık bırakıyorum. Ama ben hiç iyi değilim. Mümkünse bir doktorla gelin dedim. Muhtemelen doktorla birlikte, doktor eşliğinde geldiler. İşte evde bir uğraşım. Bunu Tabii hatırlamıyorsunuz. Ee, sonrasını hatırlamıyorum. Yani Hı. ama geldim. Divan var benim, koltuklar. Divana uzandım. Orası yok. Yani uzanmışım ama o kadarını başarmışım. Hmm. Uzandıktan sonrası bende yok. Geliyorlar alıyorlar. O sonrasını hatırlamıyorum. İşte önce kendilerince bir takım işlemler yapıyorlar. Olmuyor. Götürüyorlar Çatalca Devlet Hastanesi'nde. Orada bir takım işlemler yapıyorlar. Olmuyor. Başımdaki doktor hanım buradan tekrar sevgilerimi yollayayım. Sonra gidip teşekkür ettim. Hanımefendi işte çantayı görüyor, çantaya bakıyor, doktorumun adını görüyor Mehmet Artürk. Hemen onu arıyor, diyor ki sizin burada bir hastanız var, durumu çok ağır işte ekst olmak üzere falan. O da onlar da helikopter kaldırıyorlar. Devletime de doktorlarıma da buradan minnet borcumu bir kez daha altını çizerek teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, oradan işte geliyor. Buradan ambulans beni spor sahasına, futbol sahasına götürüyor. Helikopter futbol sahasına geliyor. Oradan aktarıyorlar helikoptere ve hastaneye. Hastanede operasyon alıyorlar. İşte bir tane stent atıyorlar orada. Yapabilecekleri o anda tek o oluyor herhalde. Ee, birkaç bir şey ufak rötuşlar de yapıyorlar. Ee, bir dört gün yoğun bakımda ciddi ölümle pençeleşmem oluyor. Ondan sonra neyse çıktık. Ee, o gün bugün yaşıyoruz. Ne Doğru zaman oldu bu gün. olarak? İki yıl oldu Atatürk'e demir yolu yapımı ve uçak alınması için katkıda bulunmuş bir dedenin torunuyum soyadımızı Mustafa Kemal Atatürk vermiş Akkoç soyadını yani o işte bağışlar sırasında dostlukları pekişiyor ve bir gün geliyor diyor ki Şefik Bey diyor senin diyor biliyorsun lakabın ne Malkoçoğlu efendim bizim lakabımız da Malkoçoğlu ailesindeniz diyor ki artık lakap yok biliyorsun soyadı kanunu yarın çıkıyor sen aldın mı soyadını hayır efendim henüz almadım diyor sen diyor koç gibi adamsın çok da aksın diyor senin soyadın bundan sonra akkoç olsun diyor ve öyle bir soyadı şeyimiz oluyor şimdi herkes hadi gel iç hadi gel iç ya vallahi içemiyorum yani çilingir sofrasında büyüdüm her şeyi bilirim ama böyle bir prensip kararı aldım 5 yaşında. Bizde ailede 5 yaşında herkesin kadehi konur. Denir ki sen ne içeceksin? Ben o gün bana sorulduğunda ben bir şey içmeyeceğim. Sadece su içeceğim dedim. Şey de içmem. Kola falan da içmem. Ee, o prensibimin arkasındayım. Niyeyse böyle bir talebim var benim de. Yeşil ağacı, çevreci özelliğim olabilir. Yani Atatürk sanatçısı. Kendime göre. Bu benim değerlerim. Benim çizgim belli değerleri olmalı. Ee, mesela ben hep şeye inanırım. Benim beynim en kötü zamanlarda bana lazım. İnsanlar kötü zamanlarda dağılırlar. Hayır efendim sizin beyniniz tam da o zamanda lazım. Onun için ayık olmalıyım. Açık olmalı. Algılarım açık olmalı. Onun için hiçbir zaman ben beynimi uyuşturmayı düşünmedim ve uygun görmedim. Ya, bu benim tercihim. Herkese de saygım var. Sevgilerimi iletiyorum buradan. Hatta ben herkesin artık bir yerden sonra sevdiği bir insan oldum. Çünkü ben içmediğim için arabayı ben kullanıyordum. <laughs> Kim nereye gidecekse beni çağırıyor. Hadi gel eşleri bir yere gidecekler. Abin sana emanet ediyorum. Şey Figen abla hep buradan selam olsun. Nesincim abin ne? Nesi? Tamam mesele yok o zaman. Yani ben araba kullanıyorum ya aynı yerde oturuyoruz. Eve beraber gidiyoruz. Dolayısıyla çok farklı bir şey oluyordu. Yani çok hoş oluyordu. Kahkahaları patlatıyorduk. Haydi şerefe diye ya da su bardağımı kaldırıyordum. Ee, bu e, kabul ettiler beni kısa bir süre sonra çok sevdiler. Bizimkiler ekibinde heyetinde de olduğu gibi. Ben de onları çok sevdim. Yani e, benim hiç kimseyle hiçbir sorunum olmadı. Mesela biz paralarımızı burada alırdık zarflarımızı. Arka odaya verilir giderdik. Hasan abim selam olsun. Hasan abiden zarflarımızı alırdık. Bizimkilerin çoğunlukla paraları burada dağıtılırdı. Çünkü Güner abi şurada bir köşe vardı o masadaydı. Vermiştir içeriye biz tek tek gidip alırdık. <laughs> <laughs> Güzel anılar bunlar çok keyifli şeyler. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok keyifli ederim. bizimkileri konuştuk. Ee, siyaset konuştuk, çevre bilinci, çocuklar, yardım dernekleri her şeyi konuştuk. Ee, faaliyet alanlarınızı ee, çok teşekkür ederim. Ben katıldığınız çok teşekkür için. Ediyorum. Böyle değerli ve kıymetli bir program yaptığınız için pırıl pırıl gençlerimiz diyorum. Ee, böyle bir şeyi düşündüğünüz için gerçekten size minnettarız. Ee, Estağfurullah. ...sanatçıları yaşatıyorsunuz. Olmayanları da, olacakları da yaşatıyorsunuz. Böyle kıymetli, dünya klasiği olmuş bir e, diziyi yaşatıyorsunuz. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Buradan ben e, yine insanlara... Dünya Çevre Binci Eğitim Derneği sadece... ...bu arada küçük bir şey için de söyleyeyim. Sadece ağaç dikmiyoruz, çevreci kimliğimiz var ama... ...çocuk okutuyoruz biz. Dediğim gibi cümlemin arasında da söyledim... ...bugüne kadar 2000 civarı çocuk okuttuk... E, Dışarıya çok açık değiliz. Böyle reklam falan yapmadığımız için belki çok bilinmiyor olabiliriz. Ama araştırmak isteyen e, Deçbet dediğinde kısaltılmış baş harfleri veya Dünya çevre Birinci diye yazdığında hemen birinci sayfada gelecektir. Biz kimiz? Neler yapıyoruz? Bunları öğrenip lütfen o çocuklarımıza katkıda bulunurlarsa hesap sormak isteyen de buyursun gelsin önüne evrakları koyalım. Hı hı. Zaten anında kendisine mahpusunu gönderiyoruz. Diyelim ki siz 100 liralık bir bağış yaptınız. Biz bunu ee, Ahmet oğlumuza yolladık onun markbuzunu size yolluyoruz mutlaka hmm. yolluyoruz bu konuda destek bekliyorum dernek adına benim bir tane projem vardı bin bir çocuk projesi ben bütün sanatsal gelirlerimi oraya bağışladım hmm. şiirlerimi oraya bağışladım YouTube'da şiirlerim var. Ee, orada henüz 351 abone olduk. 1000 abone olması gerekiyor. Buradan bir de onu anons edelim. Aa evet. 1000 ee, aboneden sonra gelir abone. elde etmeye Yani izlenme sayısı rekor kırmış. O sayıların çok üstüne, saatlerin çok üstüne çıkmış ama abone olmak hani zorunluluğu var ya. 1000 aboneyi yakalarsa. Konu paylaşalım sevinirim. Bin abone e, yakalarsak oradan çocuklarımıza ciddi bir gelir gelebilir. Çünkü bütün sanatsal verilerimi paylaştım. E, bu konuda destek olursanız çok Ay, seviniriz. E, ol. Ben kimim? Ben bereketli toprakları olan tüm insanlığın yaşadığı Mezopotamya'yım tarih kadar köklü, Diyarbakır kadar çeşniliyim. Ben Arbedaş'ın gece sokakta çıplak ayaklarıyla oynayan mutlu çocuklarıyım. Anayım ben ana. Taşı toprağı gibi güçlü, sıcağı gibi kalpleri ısıtan Koca yüreğiyle tüm çocukları kucaklayan anasıyım ben bu vatanın anası. Teşekkür ederim. Güzel günleriniz olsun. Teşekkürler. Teşekkür bu hafta Bizimkiler dizisi oyuncularıyla yaptığımız programlar serisinde sevgili Nesrin Akkoç'la Özge karakterini oynayan Nesrin Akkoç'la beraberdik. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.